Başka ülkelerde tezgahlarda ürün kalmamış. Bak, kilidi dolaplara kaldırmışlar. Bak, bizimkiler ben yağ 150 lira oldu, yağ 150 lira oldu. Un Almanya'da yok, zeytinyağı yok, tuvalet kağıt yok Almanya'da. Almanya'da 13 sene kaldığım ülkeyi bıraktım geldim. Bu ülkeyi nasıl vurabilirsin? Terörle vurursun. Bu ülkeyi nasıl vurursun? Ekonomiyle vurursun. Bu ekonomiyi nasıl vurursun? Z kuşağıyla vurursun. Bu ekonomiyi nasıl vurursun? İnsanların beynini... Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Türk vatandaşıyım, bir dakika. Lütfen. Ya her devletin kendine göre özel problemleri vardır. Ben 63 yaştan emekliyim. 1200 euro maaş alıyorum. Kiralar var ya 1000 lira. Benim çocuklar olmasa aç kalırım Almanya'da. Ne anlatıyorlar ya? Markerin diyor ki benim çocuklarım diyor olmasa ben aç kalırdım Almanya'da. Almanya'da şeyim, emekliyim. 1200 euro emekli maaş alıyorum. Kiralar 800 bin lira bu kardeşim dedim. En 800 söyle. 200 lira kira. Ben nasıl geçineceğim? Türkiye'deki bu geçim şeylerini buna göre uygun mu görüyorsun? Burada da problem var. Bak demiyorum burası güzel. Perişan. Sen şimdi Almanya'yla Avrupa'da da aynı. Kıyasladın ya. Evet. Şimdi Türkiye'nin 1000 lirasıyla Almanya'nın 1000 eurosu aynı mı, eşdeğerde mi? Ben diyorum ki aynı eşdeğerde olamaz. Tek bir soru sordum bak. Avrupa'da yaşamış arkadaşlar buraya vuruyorlar. Abi 1100 lira elektrik, bak, su, doğalgaz verdim. 1200 lira gelsin, bak 1200 euro emekli maaşı alıyorum. En düşük kira 700-800 euro. Siz hesaplayın nasıl geçineceğim. Bak artık bu yaşta var ya, gidiyorum kaçak privat çalışıyorum. Şu anda var ya, dişlerimi geldim burada yaptırıyorum. Almaya hiç şansım yok. Devlet bir kuruş implantlara para vermiyor. Bir kuruş para vermiyor. Ne anlatıyorlar bunlar ya? Siz cennette yaşıyor. Tamam, ekonomik problem var. Elbette ki. Biliyoruz. Ben niye burada yaşamıyorsun? Burada yaşayacağım şimdi. Geliyorum buraya. Oradan emekli olup burada yaşayacaksın. Hayır, hayır. 1200 lira. Ben buraya geldim mi var ya. Sen ne üretiyorsun da Almanya'yı tartışıyorsun? Siz tartışıyorsunuz. Sen niye kendinden beraber tutuyorsun? Ben orada da aynı durumdayım. 7 lirasını öte veriyor ya. Aynı şeyi söylüyor zaten. Dayı Almanya'yı savunmuyor. Senin de aynı şeyi söylüyor. Ben emekliyim Almanya'dan. Abi Alman vatandaşı. Ben Alman ve Türk vatandaşı değilim. Almanya'da daha rahat yaşama Türkiye'den sen. Hayır. Hayır, bak, olur mu? 1200 euro. Bir dakika arkadaşım, bak. Bak Avustralya'sı mı gösteriyor? Kimliği mi? Ne kadar yiyeceğe muhtaç bir millet olmuşuz da haberimiz yok ya. Et de yemek de ya. Osmanlı nasıl kuruldu? Osmanlı nasıl kuruldu ya? Nasıl yıkıldı? Ya iki aç nasıl kaldığınız yıkıldı? Zaman başlıyorsunuz nasıl aç kaldık yıkıldı? Aç kaldık ya. Ben 30 yaşındayım ağlamıyorum. Nasıl yıkıldı? Ben 30 yaşındayım ağlamıyorum ya. Ya ben ağlamıyorum. Abi bak bir şey söylüyorum. Burası metropol. Geçinemiyorsanız burada yaşamayın. Gidin köye. Benim kuzenim Urfa'da 5000 lira geçiniyor. Köye gideceğim şimdi. Git abi git. Aynı. Ya paran yoksa git köye git ya. Katılıyorum. İstanbul'da katılıyorum yaşamıyor, lüks yaşamak istiyor ya. 5000 lira maaş alıyor. Lan ev kirası 3,5 zaten. Eski bir araba görmedim ya. Bizim orada doğru 1000 liraya da araba 1000 yürüyor. Fakat dandik araba. Ha burada ben burası eski araba sahi görmedim ya. Ben Türkiye'den 80'de var ya, siyasi odalardan yurt dışına kaçmışım. Ben fakirliğin Allah'ını işledik burada ya. Millet lüks yaşıyor ya. Bir bakın bakalım hangimiz eski telefon var ya. Ya bırakın ya. Kilit kıyafet dört dörtlük ya. Şu sokağa bir çıkın, eski araba var mı ya? Siz nereden bahsediyorsunuz? 24 yaş yükledim bizi Suriye. Bizi Irak, bizi var Ukrayna yapmak istiyorlar. Var. Lütfen devletimize sahip çıkalım. Evet soralım. Hesap soralım. O ayrı. Fakat isyan etmeyelim ya. Genç bir şey söyledi. Genç dedi ki ne açmışız biz ya dedin. Öyle mi? Muhtaçmışız ya yemeğe. Herkes diyor açız diyor. Ya dünden beri haberleri izliyorum. Başka ülkelerde tezgahlarda ürün kalmamış. Kilitli dolaplara kaldırmışlar. Bizimkiler yağ 150 lira oldu. Bir hafta olmadı geleli. Bak un Almanya'da yok. Bak kesin olarak un yok. Zeytinyağı yok. Tuvalet kağıtı yok Almanya'da. Ve millet ne diyor biliyor musun? Diyor sade tuvalet kağıtı yeter bize. Yemek bile istemiyorlar. Öyle tuvalet kağıtı alışmıyor. Bak bu genç bilir. Hani şu anda Avrupa Rusya'dan inim korkarak inliyor. O kadar bir korkuyor ki devlete tik diyorum ya. Benzin fiyatları mazot benzini. Türk parasına göre şu an 50 milyon. Siz, ama kimse bunu hesaplamıyor. Bak işinize geldiği zaman euroyu Türk parası yapıyorsunuz. Peki benzin 50 lira biniyor adam. Ona ne diyeceksin? Milletin tiki beş yok. 5 avro şu anda. Bildiğim 4-5 dolar şu anda. 2.60 euro. Dolar olarak ne kadar Amerika'da dolar şu anda? Dolar, bak dolar bazı şu an benim bildiğim varinler başı 90 civarı olması lazım. Yok. 110 civarı yani yükseldi bak. Yanlış da biliyor olabilirim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ya sen mesela bak ben sana şunu da anlatayım. Yani hepinizin cebinde interneti var değil mi arkadaşlar? Hepiniz de açın. Söylediğimde bir tane. Şu an 107.11 dolar. Abi fazladır. Ben sana bir şey anlatacağım bak.
ben sana basit bir şey anlatacağım. Cumhurbaşkanı, bak hepinizin interneti var, özellikle çıkarmanızı istiyorum. Benimle ona göre konuşun. 2023 diyor değil mi? Hedef 2023. Niye diyor biliyor musun? Şu an sen petrol yatakları ve yeraltı zenginliklerini kullanamıyorsun. Niye kullanamıyorsun? Bak ben sana onu anlatacağım. Lozan Anlaşması, herkes biliyor işte 1923. Doğru mu? 1923. Herkes böyle bir şey belirlemiş. Aslında Lozan Anlaşması 100 yıllık bir anlaşma değil. Ben sana onu anlatacağım bak. 100 yıllık bir anlaşma değil. Fikrim. Lozan Anlaşması içeriğini kapitülasyonlar, savaş tazminatı, tamam mı? Petrol yatakları, yeraltı zenginlikleri, en önemlisi boğazlar sorunu. Değil mi? 5 kapasiteden oluşuyor. Senin o sözleşmenin içeriğine baktığın zaman petrol yatakları diye bir sözleşme var. Bakın, petrol yatakları sözleşmesi var. Varsa hepiniz internete bakabilirsiniz. Tarihine de bakabilirsiniz. Senin şu an Cumhurbaşkanı petrolü buldum derken sen şu an 1923'te Cumhurbaşkanı var mıydı bu ülkede? Hayatta biliyor. Belki annesi bile yoktu. Ya kapağı aynatamıyorsun. Kanun var. Anlatamıyorsun. Sen birinde sözleşme yaptığın zaman sözleşmenin dışına çıkma şansın var mı hocam? Nasıl çıkacaksın? Bak bugün boğazlar değil mi? Eğer bugün Rus Putin'le Cumhurbaşkanı arası iyi olmasaydı Rus gemileri buradan geçmek isterdi değil mi? En basit örneğini sana söyleyeyim. Ayçiçek ya 250 lira olurdu. Bak yemin ediyorum 250 TL bak, olurdu bak. Eğer o gemiler buraya gelmeseydi ya 250-300'ü bulurdu. Şunu söyleyeyim. Putin o boğaz araları iyi olmasaydı, ticari ilişkileri olmasaydı, Putin direseydi boğazlardan geçmeyi, savaş çıkacak mıydı? %1 milyon çıkacaktı. Kimin işine gelecekti? Amerika. Size, Amerika bak, bu sırada nerede? Olarak, Yunanistan'da filoyu kurmuş hocam. Seni bekliyor. Atmaca gibi bekliyor. Bak, anladın mı? Bu ülkeyi nasıl vurabilirsin? Terörle vurursun. Bu ülkeyi nasıl vurursun? Ekonomiyle vurursun. Bu ekonomiyi nasıl vurursun? Z kuşağıyla vurursun. Bu ekonomiyi nasıl vurursun? İnsanların beynini boş yere yükledin. Şu an çalışmak istedikten sonra bu ülkede herkese iş var hocam. Bak, su satarsın, limon satarsın yine para bak, kazanırsın. Yeter ki çalış. Bak, yeter ki çalış. Var ya, bak, herkesin evinde iki tane adam var. Türkiye'de ben sana şunu söyleyeyim. Hepinizin önünde internet var. Avrupa'da çok iyi ekonomi varsa da vatandaşın niye %30'un evi yok? Ya niye %30'un evin yok? Bana anlatsın. Ama Türkiye'de %95'in evi var. %5'in evi yok hocam. Buna bir şey diyemem. Bak aradaki farka bak. Hani Almanya'da vatandaşına sahip çıkıyordu. Niye ev vermiyor? En kötü ev Almanya'nın merkezine bakın hocam. 300 bin eurodan başlıyor ya. Nasıl alacaksın? 1500 lira askeri ücret alıyorsun ya. Nasıl alacaksın? Anlat bana, ben de alayım. Ya tapu masraflarından vazgeçtim. Hocam bak şimdi adamlar Schengen ülkeleri, tamam kabul ediyorum. Onların euroları değerli. Türkiye'de değerli. Ama o ülkede değersiz bir para o. Daire alıyor adam. Gidiyor tapu dairesine. Kaç aldın? 200 milyar aldım. Ulan devleti soyuyorsun. Devleti dolandırıyorsun. He? Almanya'da böyle bir şey yok. 500 bin euroysa 50 bin euro ödemek zorundasın. 10 gün evvel benim çocuk ev aldı Almanya'dan. Ben açık ve söyleyeyim. Bak bu arkadaşa biliyor. 54 bin euro. 54 bin euro Türk parasına hesap, vergi verdi. Stöyo, stöyo dedi. Peki ben de sana sorayım. Almanya'da abi yaşadı. Sor bakayım. Almanya'da pandemide ne destekler yapıldı? Kira mı ödenmiş? Ya millet boş konuşuyor. Ben niye döndüm hocam o zaman? Ben niye gerizekalı mıyım dönüyorum? 13 sene kaldığım ülkeyi bıraktım geldim. Pandemide bana para verilmedi hocam. Benim de kontlarım var. En kralı da gelsin göstereceğim. Elektriğim ödenmedi, suyum ödenmedi. 1,5 sene çalışamadım ya. Ben karı çocuk mağdur oldum, mağdur hocam. Benim görüntülerim var. Gelsin, ben bunu sosyal medyada yayınladım. Almanya'da ben sana söyleyeyim, iPhone diyorsun. Türkiye'de fiyatı kaç lira? 20-25 milyar değil mi? Orada da 1800 euro hocam. 150 çarpı 12 taksit ödüyorsun. 180 euro. Vur bakayım burada kaç lira? Aynı paraya geliyor. Nasıl bir mantık ya? Burada da 30 milyar, orada da 30 milyar. Neyi kıyaslıyor? O adam diyor ki orada diyor bir ay çalışıp asgari ücretle diyor bir telefon bırak. Alabiliyor ama diyor. Ama işine geldiği zaman euroyu Türk parasına çeviriyorsunuz. Bak euroyu Türk parasına ama işinize gelmediği zaman şey yapıyorsunuz. Bak, Çok, bir dakika çok affedersin. Ben yurt dışında 30 senedir Türk toplumuna dernek başkanlığı yapıyorum. Manayim civarında Lademruk yani bir şehirde DDP bağlı dernek başkanıyım.